DC ile ilk şarjını yapıyorum arabanın. Turgo'nun kampanyası vardı, 4 lira kilovatı. Burada da gördüğünüz gibi %30 ile başladım. 56 dakika diyor, 0.4 kilovat, belki de 60 kilovatla veriyor, 60.8 kilovat. Artıyor, bakalım göreceğiz. Bu böyle. Burada ise mavi yanıp sönüyor. Soketi takmadan önce beyazdı, soketi taktıktan sonra sarı yanıp sönmeye başladı. Ve şimdi de şarja başladı. Arabanın içine bakalım. Arabanın içinde ise burada da gördüğünüz gibi şarj devam ediyor. Ben %85'e ayarlamıştım. Şu anda %32'de ve 54 dakika sürecek diyor. Çünkü 60 kW alabiliyorum buradan. Devam ediyor şarj. Evet, şarj devam ediyor. Şu anda %71'de, 13 dakika şarj sürem kaldı. 13 dakika sonra işlem tamamlanacak. Elektrikli araç kullananlar biliyor ama aplikasyonlar var. Telefon üzerinden şarj başlatmak, elektrikli araç şarjı başlatmak veya takibini yapabilmek için. Bu Turgo'nun, ya TOG'un şarj cihazına bağladım aracı. Şu anda %78'de, böyle anlık olarak görebiliyorsunuz. Soket takılı, anlık 36 kW veriyormuş. 113.66 TL'lik şarj yapmışım. Geldiğimde %30'daydı. Şimdi tabi daha da arttı. 85'te keseceğim. Sanırım 130'ları bulurum. Bu şekilde uygulama üzerinden de şarjı takip edebiliyorsunuz. Yani ben bunu kim için anlatıyorum? Şu anda elektrikli aracı olmayan veya elektrikli araç almayı düşünenler için paylaşıyorum bu bilgiyi. Böyle aplikasyon üzerinden takip edebiliyorsunuz. Yani şarja taktığınız zaman arabanın başında durmanıza gerek yok. Arabayı bırakıp siz işinizi halledebilirsiniz, dolaşabilirsiniz. Telefon üzerinden şarjı takip edebilirsiniz. Takip etmek niye önemli? Çünkü şarj bittikten sonra kalmaya devam ederseniz o yeri işgal ettiğiniz için sizden bir otopark ücreti alıyor ve küçük de değil bu otopark ücreti. Biraz fazla bırakırsanız yani sıkıntı yaşanabilir. Dakikalık şarjım kalmış. 41 dakikadır buradayım. Biraz kuvvetli değil burada. Onun için daha %82'ye yeni geldim ama şarj devam ediyor. Yani %83'e geldi. Böyle 330 kilometre yapabilirsiniz diyor. Yeni aldığım hevesle tabii ki biraz sert kullandım. Sert kullandığım için şehir içi menzil, aslında şehirler arası da var. 400 kilometreye yakın yaptım. Hava tabii iyiyken fazla menzil yapabiliyorsunuz. Hava soğukken değişiyor, menziliniz azalıyor. Gibi. Şu anda %83'te ve 4 dakika kaldı, 3 dakika kaldı %85'e ulaşmaya. Evet, 1 dakika kaldı, %85 gösteriyor şu anda. Cihazın başına gidelim. Evet, kesti şarjı, araba çünkü %85 dedi. Ödeme bilgilerini Turgo'dan dedi ve anında da zaten ödemeyi çekti. Batarya dolu diyor. Buraya bakıyoruz. Evet, yeşil. Şarj bitti. Ne yapıyorum? Bunda, buna bastığımda artık soketi ayırabilirim. Evet, beyaza döndü. Şarj aletini getirip yerine taktım. Soketini taktım. Kapağı kapatmayı unutmuyoruz. Evet, soketi zamanında çıkardınız diyor. İşte bunun için aplikasyondan bunu takip etmek önemli. Üzerine ekliyor çünkü park yeri olarak kullandığınız için. İşgal bedeli 0 diyor. Bakın şurada. Şarj ücreti 130.78. Yani ben %30'la geldim buraya. %55 doldurdum.
Ki bayram nedeniyle yarı fiyatına %50 indirim vardı. Dolayısıyla 260-262 lira yerine ben 130 liraya doldurmuş oldum. DC hızlı şarj yaptım ama 40 dakika sürdü. Çünkü aslında 130 kW değil 60 kW maksimum alabildim burada. Biraz da şebekeyle alakalı bu. Bu araç normalde 130 kW alabiliyor. Ve gördüğünüz gibi bana bunu fatura edilmesi 130,78 oldu ve yaklaşık 32,78 kilowatt saat enerji almışım. Evet, şarjım kaç onu göreceğim şimdi. Arabanın şarjı kaç oldu? %86 gördüğünüz gibi ve 342 kilometre yapabilirim görünüyor böyle. Evet, şu anda bir kapalı otoparkta Kocaeli'de Zes'in AC şarj kısmına şarj ettik. %79 şarjım. Daha önce Turgo'da şarj etmiştim bugün. %100'e ayarladım ki 22 kW'la tam alalım diye şimdi Zes'in uygulamasından da göstereceğim. %100 olması için 2 saat 16 dakika gerekiyor. Burada ne yaptım? Bakın Zes'in AC aracımın kablosunu bağladım. Bu şekilde yerde mavi yanıp sönüyor burada. Şarj olmadan önce beyazdı. Soketi önce buraya taktım, sonra buraya taktım. Zes'in kartı var bende. Okuttum, mavi düğmeye bastım, şarj başladı. Şimdi uygulamada göstereceğim size. Evet, şimdi İzmit 41 burada AVM'ye geldik ve burada AC sokete bağladık. Arabayı şarj ediyoruz. Bu da ilk AC şarjı olacak. Yağ soketine bağladık. 4 dakika oldu. Detayı görüntülüye baktığımızda anlık 8,7 kW çekiyor. Toplam enerji 0,4 kW saat verdi. Geçen süre 5 dakika diyor. 224 volt var. Şarjın ne zaman biteceğini ise göreceğiz. Onun zamanında yazıyor olması lazım. Evet, şu anda 393 kilometre yapar gösteriyor. %97 şarj durumunda daha 27 dakika var diyor. Yani daha 27 dakikalık şarj edebiliriz aslında. Evet, şimdi şarjı bitireceğim. Şarjı bitirmek için. Evet, şarj bitti. Kilit açıldı. Şimdi önce arabadan ayırıyorum. Yukarı kaldırıp çektim. Bunu kapatmayı unutmuyoruz. Kapağı kapatmayı. Sonra da buradan çekip alıyorum kabloyu. Bu kadar. Evet, son yaptığımız 22 kW'lık AC şarjda da ödeme bilgileri bu şekilde. 41 burada AVM'de 12,292 kW saat almışız ve yaklaşık 105 dakikada da şarj etmişiz. Şarj oranı %98. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.